Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hani'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının TYT Türkçe Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere sıfatlarla ilgili birinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda aşağıdaki dizelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi Türkçe özdeş değildir demiş. A seçeneği dursun. O zaman başından aşkındı derdi cümlesinde. Bakın aşmaktan aşkın olmuş bu sözcük nedir? İsimdir. Yine onun başından dersem ın tamlanan ekidir yani iyilik ekidir. Dan da ayrılma hal ekidir. Baş sözcüğü de burada isim görevinde kullanılmış. İkisinin aynı olduğunu yani özdeş olduğunu görüyoruz. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. Arkadaşlar vakit burada isim görevindedir. Kök halindedir. Akşamın ufku demiş. Bakın tamlama kurmuş. Akşam sözcüğü de yine isim görevinde kullanılmış. Ben gidersem sazım sen kal dünyada. Kalmak emir kipinde çekimlenmiş bir fiil. Gitmek kelimesi de geniş zamanın şartıyla çekimlenmiş. Birleşik zamanlı bir fiil olduğunu görüyoruz. Bu da özdeş. Bunu da elemiş olduk. C seçeneği de gider. Ben bir insanoğlu, sen bir dut dalı. Dut dalı belirtisiz isim tamlaması, dal sözcüğü de burada isim görevindedir. İnsanoğlu da yine isim görevindedir. Türkçe özdeş olduğunu görüyoruz. O yüzden E seçeneği de gitmiş olur. A seçeneğinde ise bu yangın yerinde soğuk kül vardır cümlesinde. Kül isim. Nasıl kül? Soğuk kül. Bakın isimlere sorduğumuz nasıl sorusunun cevabı bize neyi verir? Niteleme sıfatını verir. Soğuk sözcüğü niteleme sıfatında yangın yeri yine belirtisiz isim tamlaması o yüzden yangın sözcüğü de burada isim görevindedir. Bize Türkçe farklı olanı sormuştu. Bakın burada yangın sözcüğü isim, soğuk sözcüğü ise niteleme sıfatı görevinde olduğundan dolayı doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. İkinci soru, aşağıdaki dizelerin hangisinde belgesel sıfat kullanılmamıştır? Bir gülüşün içimde binlerce lamba yakar. Lamba isim. Kaç lamba? Binlerce lamba. Arkadaşlar bakın sayı net olarak belli değil. Belli olmadığı için bu belgisi sıfattır. Bazı günler seni hatırlar ağlarım. Gün isim. Hangi günler? Bazı günler. Yine ismi belirtmiş ve günün hangi gün olduğu belli değil. Bir belirsizlik var. Burası da yine belgisi sıfattır. Her akşam dolaştığım yollar aynı biçimde. Akşam isim. Hangi akşam? Her akşam. Belirtmemiş ki pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma diye. O yüzden bir belirsizlik var. Bu da belgesi sıfattır. D seçeneği dursun. Bütün günlerim sensiz geçiyor artık. Gün isim. Hangi günler? Bütün günler. Bakın burada da yine bir belirsizlik var. Net olarak belli değil. O yüzden bu da belgesi sıfattır. D seçeneğinde ise hangi şehirde dolaşsam kimse yok. Bakın buradaki kimse sözcüğü ismin yerine geçmiş. Ali, Ayşe, Fatma hepsini sayabiliriz arkadaşlar. İsmin yerine geçtiği için burası nedir? Zamirdir. Ve kim olduğu belli olmadığı için biz buna belgisiz zamir diyoruz. Şehir isim soru sormuş. Hangi şehirde demiş? Hangi sözcüğü de burada soru sıfatı görevindedir. D seçeneğinde soru sıfatı var. Belgisiz zamir var. Fakat belgisiz sıfat yok. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmıştır? Yarın üniversitede ne sınavına girecekmiş? Bakın buradaki ne sözcüğü ismin yerine geçiyor. Türkçe diyebilirim ya da matematik sınavına girecekmiş diyebilirim. İsmin yerine geçtiği için biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Zamir diyoruz. Soru yoluyla geçtiği için burası soru zamiridir. Toplantıya kaç kişinin geleceğini biliyor musun? Şimdi burada kişi sözcüğü isim. Kaç kişi demiş, ismi belirtmiş. Buradaki kaç sözcüğü arkadaşlar soru sıfatıdır. Fakat soruyu sağlayan unsur burası değil. Yani kaç kişinin geleceğini biliyor musun derken soru bununla sağlanmamış. Soru arkadaşlar biliyor musun derken alacağımız cevap nedir? Bilmiyorum ya da biliyorum olur. Dolayısıyla burada soru edatıyla sağlanmıştır. Soru edatı mı, mi, mu, müdür. Sorunun bununla sağlandığını görüyoruz.
şirketin hissesinin kaçta kaçını almış? Bakın burada soru da kaçta kaçıyla sağlanmış. %20'sini desem almış olduğum cevap isimdir. Dolayısıyla burada da soru zamiriyle sağlanmıştır. Çünkü ismin yerine geçiyor. D seçeneği dursun. Bu akşam vaktinde kimdi gelen? Ahmet'ti, Mehmet'ti desem yine ismin yerine geçmiş soruyu sağlayan sözcük. O yüzden burası da soru zamiridir. D seçeneğine baktığımızda ise yazarın hangi romanı çok okunuyor? Bakın roman isim, soruyu sağlayan sözcük ismi belirtmiş. O yüzden hangi sözcüğü burada nedir? Soru sıfatıdır. Şu romanı, bu romanı desem görmüş olduğunuz gibi hangi sözcüğü ismi belirtiyor ve sıfat görevinde bize de bunu sormuştu. Bundan dolayı doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Ki eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yapma göreviyle kullanılmamıştır? 40 yıl önceki İstanbul'dan artık hiçbir eser yok neredeyse. İstanbul isim. Hangi İstanbul? 40 yıl önceki İstanbul. Bakın burası işaret sıfatıdır. Buradaki ki de sıfat yapan ki'dir. Eklendiği sözcüğü sıfat yapmıştır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Konferans salonundaki konuşma dinleyenleri coşturdu. Konuşmaktan konuşma olmuş. Mame isim fiilekini almış. Dolayısıyla bu sözcük isimdir. Hangi konuşma? Konferans salonundaki konuşma. Bakın burası da hangi sorusuna cevap verdiği için işaret sıfatıdır. Bunu işaret sıfatı yapan buradaki ki ekidir. Bundan dolayı B seçeneğini de elemiş oluruz. Denizin dibindeki çakıl taşları bir feneri andırıyordu. Çakıl taşları belirtisiz isim tamlaması. Hangi çakıl taşları? Denizin dibindeki çakıl taşları. Burası işaret sıfatıdır. Bunu işaret sıfatı yapan da buradaki ki ekidir. O yüzden C seçeneğini de elemiş oluruz. Kitapçıktaki soruları iyice inceledikten sonra çözmeye başladı. Soru isim. Hangi soru? Kitapçıktaki soru. Burası da nedir yine? İşaret sıfatıdır. Bunu işaret sıfatı yapan buradaki ki ekidir. O yüzden D seçeneğini de elemiş oluruz. Kasidenin konusu gazelinki kadar geniş değildir. Bakın ki ekini gördük. Buradaki ki eki konu kelimesinin yerine geçiyor. Kasidenin konusu gazelin konusu kadar geniş değildir olacak. Buradaki ki ismin yerine geçtiği için biz buna ne diyoruz? İlgi zamiri diyoruz. Sıfat yapan ki olmadığını gördük. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Türkçe öğretmeni önce sıfatların özellik ve görevlerinden söz eder, ardından sıfat türlerini örneklerle açıklar ve şu örnekleri verir. Buna göre Türkçe öğretmeninin yukarıda örnekler olarak verdiği dizelerden hangisi birden çok sıfat çeşidini içermez demiş. Arkadaşlar bir dursun. İkiye bakıyoruz. Bu güler yüzlü adam ben değilim cümlesinde. Adam isim. Nasıl adam? Güler yüzlü adam. Bakın burası isme sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği için niteleme sıfatıdır. Aynı zamanda yapısı yönüyle de kurallı birleşik sıfat olduğunu görüyoruz. Peki hangi güler yüzlü adam? Bu isimlere sorduğumuz hangi sorusu bize işaret sıfatını verir? Bakın burada hem işaret sıfatı var hem de niteleme sıfatı var. Birden çok sıfat çeşidini içermez demişti. Burada birden çok sıfat çeşidi var. 2'yi elemiş oluruz. Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler. Güvercin isim. Nasıl güvercin? Bembeyaz güvercin. Nasıl sorusuna cevap aldığımız için burası niteleme sıfatı. Yine sebil isim. Hangi sebil? Bakın bir sebil. Herhangi bir anlamına geliyor buradaki bir. O yüzden burası nedir? Belgesi sıfattır. Yine iki tane sıfat çeşidi olduğunu görüyoruz. O yüzden üçü de elemiş oluruz. Evet, benim her şiirimde yılan dişli diken var. Diken isim. Nasıl diken? Yılan dişli diken. Burası niteleme sıfatıdır. Şiir isim. Hangi şiirimde? Her şiirimde. Yine bir belirsizlik var. Hangi sorusuna cevap vermiş? Burası nedir arkadaşlar? Belgesi sıfattır. Bakın hem belgesi sıfat var hem niteleme sıfatı var. Dördü de elemiş oluruz. Sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul. İstanbul isim. Nasıl İstanbul? Aziz İstanbul. Aziz sözcüğü burada nasıl sorusuna cevap verdiği için niteleme sıfatı. Tepe isim. Hangi tepeden? Bir tepeden.
Bakın yine buradaki bir sözcüğü de herhangi bir anlamına gelmiş. Belirsizlik katıyor. O yüzden burası da belgisi sıfat. Bundan dolayı biz 5'i de elemiş oluruz. Ama bir numaralı cümleye baktığımızda gökyüzünün başka rengi de varmış cümlesinde. Renk isim, hangi renk, başka renk, başka sözcüğü ismi belirtmiş. Net olarak belli olmadığı için burada belgisiz sıfat var. Arkadaşlar, burada dikkat edecek olursanız bir tane sıfat çeşidinin kullanıldığını görüyoruz. Farklı birden çok sıfatı sormuştu bize. Olmayanı sormuştu. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi Türkçe ötekilerden farklıdır demiş. Bırak, geçmiş günleri gönlüm hatırlasın. Gün isim, nasıl günler, geçmiş günler, isimlere sorduğumuz nasıl sorusu bize niteleme sıfatını verir. Talihin kahrı var her hevesimde, heves isim, hangi hevesimde, her hevesimde ismi belirtmiş. Net olarak belli olmadığı için burası nedir? Belgisiz sıfattır. C seçeneği dursun. Cümle alem adını fısıldar bana. Alem isim. Hangi alem? Cümle alem. Arkadaşlar hangi sorusuna cevap verdiği için burası işaret sıfatıdır. Yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede. Dere isim. Nasıl dere? Kuytu dere. Burası da niteleme sıfatı görevindedir. C seçeneğinde ise güz gülleri gibi her akşam solgundu cümlesinde. Bakın gülleri isim, ne gülleri, güz gülleri. Belirtisiz isim tamlaması kurmuş. O yüzden güz sözcüğü burada isim görevindedir. Diğerlerinden farklıdır. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Okuduğum nokta nokta romanda insanın iç dünyasının gizemi ortaya konmaya çalışılmıştı. Öğretmen bu cümleyi sıfatın olduğu yeri boş bırakarak tahta yazar ve boşluğa uygun sözcüğün yazılmasını ister. Buna göre öğrencilerin aşağıdaki sözcüklerden hangisini boşluğa getirmeleri uygun değildir demiş. Şimdi ben buraya okuduğum birkaç romanda desem bakın belgisiz sıfat olur. Cümlenin anlamına uygun olduğunu görüyoruz. Bunu elemiş olurum. Okuduğum nice romanda desem bu da cümlenin anlamına uygun. Bunu da elemiş oluruz. Bu da belgisiz sıfat, bu da belgisiz sıfat. Okuduğum çoğu romanda desem, bakın bu da belgisiz sıfat, bu da anlamına uygun oldu. Bunu da elemiş olurum. Okuduğum birçok romanda desem, bu da belgisiz sıfat, bu da anlama uygun. Bunu da elemiş olurum. Şimdi burada okuduğum bazı romanda, tamam bazı sözcüğü kullanımına göre belgisiz sıfat oluyor, doğru. Fakat cümlenin akışına uygun olmuyor. Yani dil ve anlam açısından bozduğunu görüyoruz. Bakın okuduğum bazı romanda insanın iç dünyasının gizemi ortaya konmaya çalışılmıştı. Anlamsal olarak bozuk olduğunu görüyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Sekizinci soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde kimi sözcüğü ötekilerden farklı türde kullanılmıştır? Kimi benim gibi erir derinden. Bakın buradaki kimi ismin yerine geçiyor. Ayşe, Fatma, Mehmet, Ali desem buradaki sözcük ismin yerine geçtiği için ve net olarak belli olmadığı için belgisiz zamirdir. B seçeneği dursun. Kimi çıkar dünyanın seyrine? Kim bu? Ali, Ahmet, Ayşe, Fatma, Nuriye. Yine ismin yerine geçmiş. İsmin yerine geçmiş fakat net olarak belli olmadığı için bu da belgisiz zamirdir. Kimi hızlı gider uzun yol tutar? Yine aynı şekilde ismin yerine geçmiş. Kim olduğu belli değil. O yüzden bu da belgisiz zamirdir. Kimi senin gibi el olur gider. Buradaki kimi de arkadaşlar yine ismin yerine geçmiş. Net olarak belli değil. Bu da belgisiz zamirdir. Ama B seçeneğinde kimi ümitleri yel alır gider demiş. Bakın ümit isim. Hangi ümitleri? Kimi ümitleri? Kimi sözcüğü burada ismi belirtmiş. İsmi belirttiği için sıfat diyoruz. Net olarak belli olmadığı için de bu da yine nedir? Belgisiz sıfattır. Tamam mı? Diğerlerinden farklı olduğu için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Aşağıdakilerden hangisinde çoğu sözcüğü ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır? Divan edebiyatında çoğu şair ağır ve süslü bir dil kullanmıştır. Şair isim. Hangi şair? Çoğu şair. Net olarak belli mi arkadaşlar? Belli değil. İsmi belirtmiş. O yüzden burası nedir?
belgesi sıfattır. Onunla çoğu zaman fikir ayrılığına düştük. Yine zaman isim, o zaman dilimi net olarak belli mi? Hangi zaman? Çoğu zaman. Buradaki çoğu sözcüğü de ismi belirtmiş, net olarak belli değil. Bundan dolayı bu da belgesi sıfat. Çoğu kimse kültür ve sanattan uzak duruyor. Kimse sözcüğü ismin yerine geçtiği için belgesiz zamirdir. Bu da net olarak belli değil. Şimdi zamirler de isim soylu sözcükler olduğu için bir sıfat tarafından nitelenebilir ya da belirtilebilir. Hangi kimse? Çoğu kimse. Buradaki çoğu sözcüğü de net olarak belli değil ve belgesiz sıfat görevindedir. D seçeneği dursun. Böyle bir yerde çoğu insan yaşamak ister. Bakın arkadaşlar, insan isim. Hangi insan? Çoğu insan. Çoğu sözcüğü de ismi belirtmiş. Fakat net olarak belli olmadığı için buradaki çoğu sözcüğü de yine belgesiz sıfat görevindedir. D seçeneğinde ise günümüzde çoğu şiir yazıyor, edebiyatta uğraşanların. Arkadaşlar bakın, buradaki çoğu sözcü sanatçıların yerine geçmiş, insanların yerine geçmiş, isimlerin yerine geçmiş. İsimlerin yerine geçen sözcükleri zamir denir. Net olarak belli olmadığı için de bu nedir? Belgesiz zamirdir. Diğerlerinden farklı olduğunu görüyoruz. Bu yüzden de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Birinci sayı sıfatıdır. İlk mağarasıdır derken mağara isim. Kaçıncı mağarası? İlk mağarası. Bakın ilk ve son sözcükleri de arkadaşlar sıra bildirir. O yüzden burası sıra sayı sıfatıdır. Bir doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkincisi belgesi sıfattır demiş. Birçok göl. Göl isim. Hangi göl? Birçok göl. Net olarak belli değil. O yüzden burası da belgesi sıfattır. B doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü işaret sıfatıdır demiş. Göller isim. Hangi göller? Bu göller. İşaret yoluyla ismi belirttiği için burası işaret sıfatıdır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü niteleme sıfatıdır demiş. Çatlak isim. Nasıl çatlaklar? Derin çatlaklar. İsimlere sorduğumuz nasıl sorusu niteleme sıfatını verir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşincisi pekiştirme sıfatıdır demiş. Bakalım yapayalnız yaşayan bir devi andırır. Arkadaşlar burası yapayalnız sözcüğü bakın ilk ünlüsüne kadar almış, başa yazmış. Araya MPRS ünsüzlerinden biri girmiş. Sonra da ünlü türemesi olmuş. A sesi girmiş. Burası gerçekten bir pekiştirmedir, tamam mı? Kuralsız pekiştirme var burada. Fakat ismi belirtmiyor. Dikkat edecek olursanız yaşayan derken an en neyi belirtmiş arkadaşlar? Sıfat fiili belirtmiş. Yani fiilimsiyi belirtiyor. Fiilimsiyi belirten sözcüklere biz ne diyoruz? Durum zarfı diyoruz. Nasıl yaşayan? Yapayalnız yaşayan. Fiilimsilere sorduğumuz nasıl sorusuna cevap aldığımız için burası durum zarfıdır. O yüzden sıfat değildir. Bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 11. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcükler sözcük türü bakımından özdeştir? Yani aynıdır demiş. Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar. Koku isim. Bakın ne kokusu? Kömür kokusu. Belirtisiz isim tamlaması oluşturmuş. O yüzden kömür sözcüğü de burada isim görevindedir. Nasıl bir kömür kokusu? Keskin. Bakın keskin sözcüğü belirtisiz isim tamlamasını nitelemiş. O yüzden bu nasıl sorusuna da cevap verdiği için niteleme sıfatıdır. Farklı görevlerde kullanıldığını görüyoruz. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Hayalimde tek çizgi bir sen kalmışsın. Çizgi isim kaç çizgi tek yani bir anlamına gelmiş. Burası asıl sayı sıfatıdır. Buradaki bir ise sadece anlamına geliyor. Sadece anlamına geldiği için edattır. Özdeş olmadığını görüyoruz. Bunu da elemiş oluruz. Eviniz kutu gibi küçücük bir evde. Ev isim nasıl ev? Küçücük ev. İsimlere sorduğumuz nasıl sorusu niteleme sıfatını verir. Buradaki ev sözcüğü de isim görevindedir. Özdeş olmadığını görüyoruz. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Bu afyon ruhu gibi baygın mahalleden. Mahalle isim nasıl mahalle?
baygın mahalle burası niteleme sıfatıdır. Ruh isim, ne ruhu, afyon ruhu. Bakın yine belirtisiz isim tamlaması var. O yüzden afyon sözcüğü de burada yine isim görevinde kullanılmıştır. Farklı görevlerde olmadığını görüyoruz. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneğinde ise saç isim, nasıl saç, kesik saç niteleme sıfatı, nasıl saç, upuzun saç, burası da niteleme sıfatıdır. D seçeneğinde hem upuzun sözcüğü hem de kesik sözcüğü niteleme sıfatı görevinde kullanıldığı için aynıdır, yani özdeştir görevleri. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. 12. soru. Bu parçadaki numaralı sözcüklerden hangisi bir adı niteleme göreviyle kullanılmamıştır? Görkemli coğrafyalardan derken coğrafya isim, nasıl coğrafya? Görkemli coğrafya, isimlere sorduğumuz nasıl sorusu bize niteleme sıfatını verir. Bu da niteleme sıfatı görevinde kullanılmış, bunu elemiş oluruz. Oluşturan Kapadokya'nın derken Kapadokya isim, nasıl Kapadokya? Oluşturan Kapadokya, burası da nasıl sorusuna cevap vermiş ve ismi belirtiyor. Niteleme sıfatı görevinde, bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Masalsı bir hayatiyet derken hayatiyet isim, nasıl hayatiyet? Masalsı bir hayatiyet, nasıl sorusuna cevap vermiş. Bakın burası da niteleme sıfatı, bunu da elemiş oluruz. Canlılar isim, nasıl canlılar? Gerçeküstü canlılar, isimlere sorduğumuz nasıl sorusuna cevap verdiği için burası da yine niteleme sıfatıdır, bunu da elemiş oluruz. Şimdi 3 numaralı sözcüğe baktığımızda ise yer şekilleri olan peri bacaları akşam ışığında demiş. Arkadaşlar akşam ışığı belirtisiz isim tamlaması. Birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyelik eki almış. İsim tamlaması oluşturduğuna göre akşam sözcüğü de nedir burada? İsim görevindedir. Niteleme göreviyle kullanılmayanı sormuştu. 3 numara isim, diğerleri niteleme sıfatı olduğu için doğru cevabımız da içine olacaktır. 13. soru. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi ötekilerden farklı türdedir? Öncelikle bir yanlışlığı düzeltelim. 4 numaralı sözcük Türkçe kelimesi değil, alınacak sözcüğüdür. Buna göre değerlendirmek gerekir. Şimdi 1 numaralı sözcüğe baktığımızda bize doğru Türkçeyi öğretecek demiş. O yüzden Türkçe sözcüğü isimdir. Nasıl Türkçe? Doğru Türkçe. Doğru sözcüğü burada niteleme sıfatı görevindedir. Unsur isim, nasıl unsurlar? Öğretecek unsurlar. Öğretecek sözcüğü de bakın yine burada niteleme sıfatı görevindedir. Durum isim, nasıl durumlar? Öğretici durumlar. Öğretici sözcüğü de burada niteleme sıfatı görevindedir. Eleman isim, nasıl elemanlar? Alınacak elemanlar. Burası da niteleme sıfatı görevindedir. Elemeden geçmeleri gerekir derken bakın neyden geçmeleri gerekir? Elemeden, eleme sözcüğü arkadaşlar burada isim görevindedir. Farklı olanı sormuştu. 5 numara isim, diğerleri niteleme sıfatı görevinde. Bu yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 14. soruya. 14. soruda bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır demiş. Düşünceli yürürken ifadesinde yürümek fiildir. Nasıl yürürken? Düşünceli. Fiillere sorduğumuz nasıl sorusu bize durum zarfını verir. Bakın burası da durum zarfı görevindedir. Beyaz dallarla derken dal isim, nasıl dallarla? Beyaz dallarla. Beyaz sözcüğü niteleme sıfatı görevindedir. Şen çocukluğumuz, çocukluk isim, nasıl çocukluk? Şen. İsimlere sorduğumuz nasıl sorusu niteleme sıfatını verir. Bu da niteleme sıfatı görevinde. Bahçe isim, nasıl bahçe? Erguvanlı bahçe. İsimlere sorduğumuz nasıl sözcüğü niteleme sıfatını verirdi. Bu da niteleme sıfatı görevinde. Salkım isim, nasıl salkım? Mor salkım. Bakın bu da niteleme sıfatı görevinde. Farklı olanı sormuştu. Bir numaralı sözcük durum zarfı görevinde olduğu için doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle.
Hepiniz hoşça kalın.